11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak kabul ediliyor. 11 Nisan'da Parkinson hastalığının bilinirliğini arttırmak ve hastalığa dikkat çekmek amaçlanıyor. Parkinson hastalığı her yaşta görülebiliyor. Özellikle yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor. Günümüzde dünya genelinde 10 milyon insanın, ülkemizde de yaklaşık 150 bin insanın Parkinson hastalığından etkilendiği tahmin ediliyor. Günümüzde yaşlı popülasyonun sayısının giderek artması, ilerleyen yıllarda bu hastalıkla daha fazla karşılaşacağımızı düşündürüyor. 20-30 yıl sonra günümüzde mevcut olan Parkinson hastalığı sayısının yaklaşık 3 kat daha artacağını öngörüyoruz. Parkinson hastalığı yavaş ilerleyen bir hastalık. Bunun yanında yaşam kalitesindeki bozulmanın belirgin olduğu bir hastalık. Tam bu aşamada erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Erken tanı ve tedavi ile bozulmuş yaşam kalitesinde tam veya tama yakın düzelme sağlanabildiği gibi hastalığın ilerlemesinde de mümkün olduğunca yavaşlama sağlanabiliyor. Parkinson hastalığında bazı önemli belirtiler görüyoruz. Bunların içinde en önemlisi hareketlerde yavaşlama. Gün içinde birey bunu yemek yaparken, yemek yerken, temizlik yaparken, yazı yazarken, bilgisayar kullanırken zorlanma şeklinde ifade ediyor. Bunun haricinde mimiklerinde yavaşlama, konuşmasında yavaşlama, kısık sesle konuşma, yürürken kolların salınımında azalma, küçük adımlarla yavaş yürüme, ayağını yere sürüyerek yürüme sık gördüğümüz semptomlardan bazıları. Bunun haricinde yine hastaların tamamına yakınında kol ve bacakta kasılma, yine %80-85'inde bir elinde veya iki elinde titreme şeklinde belirtiler görüyoruz. Bu belirtilerden birkaçının veya daha fazlasının olduğu bireylerin bu belirtilerle yaşamasına gerek olmadığını, yaşam kalitesindeki bozulmanın giderilebildiğini hatırlatmak isterim.